Herkese merhaba. Bir konu bir soru başlığına hoş geldin. Ben Süreyya Hoca. Bugün seninle birlikte güzel bir soru, efsane bir soru çözeceğiz. Hazırsan başlıyoruz. Sorumuz şu. Türkiye'deki nüfusla ilgili bir soru. Hemen bakalım. Aşağıda Türkiye'nin 1927-2017 yıllarına ait nüfus artış hızı grafiği ve yandaki tabloda da bazı bilgiler verilmiştir diyor. Bu grafiğe göre tabloda verilen bilgilerden kaç tanesinin doğru olduğu söylenebilir? Şimdi tabloya bakacağız ve grafikte ilişkilendirerekten bu tablodaki bilgilerden kaç tanesinin doğru olduğunu yapacağız. Öncelikle şunu bilmeni istiyorum ki burada 1927 yılı nüfus sayımımızın yapıldığı ilk yıl biliyorsun. 1927'den 2017 yılına kadar nüfus artış hızı grafiği verilmiş. Bu artış hızı grafiğimize baktığımız zaman görüldüğü gibi dalgalanma var. Özellikle de şu 1945 yılı bakın, nüfus artış hızımızın en düşük olduğu yıldır. 1960 yılı ise nüfus artış hızımızın en yüksek olduğu yıldır. Sonra bir dalgalanma olmakla birlikte özellikle şu 85'ten sonra nüfus artış hızımızda genel itibariyle bir düşmenin olduğu görülüyor. Şimdi tablodaki bilgilere bakalım, bunlardan hangisi doğru hangisi yanlış beraber yorumlayalım. Nüfus miktarının en az olduğu yıl 1927'dir. Öncelikle şunu bilin istiyorum ki nüfus artış hızı grafiğinde bakın şurası sıfır çizgisi. Şuraya hemen bakmanı istiyorum. Sıfır çizgisi. 5, 10, 15, 20, 25, 30 binde olarak verilmiş. Nüfus artış hızı grafiği hiçbir zaman sıfır çizgisinin altına düşmediği için nüfusumuz sürekli artmıştır. Bunu bileceksin. Nüfusumuz sürekli arttığı için de haliyle ilk sayım yılı olan 1927 yılı nüfus miktarımızın en az olduğu yıldır. Eğer şu sıfır çizgisine herhangi bir günde veya tarihte sıfır çizgisinin altına inseydi o zaman diyecektik ki Türkiye'de nüfus miktarı azalmıştır. Sallıyorum mesela şu 45 yılında geldi. Şöyle sıfırın altına değdi. O zaman diyecektik ki biz 1945 yılında Türkiye nüfus miktarı azalmıştır diyecektik. Ama bu sıfırın altına inmediği için şöyle siliyorum ben şimdi buraya kafamız karışmasın. Sıfırın altına inmediği için Türkiye nüfusu miktar olarak hiçbir zaman azalmamıştır. Haliyle de o zaman nüfus miktarının en az olduğu yıl 1927'dir. Doğru. Buna ben artı koyuyorum. 2. Nüfus sürekli artmıştır. Doğru. Niye? Sıfır çizgisinin altına inmiyor. Artış hızı grafiği dalgalansa bile nüfus miktarı sürekli artmıştır. O zaman bu da doğru. Ben bunu da artı koyuyorum. Nüfusun miktar olarak en az arttığı yıl 45'tir diyor bakın. Dikkat! Nüfus artış hızımızın oran olarak en az arttığı yıl 1945'tir. Bak burada bir anahtar kelime var. Ne var? Miktar, sayı. Miktar kelimesi, sayı kelimesi geçiyorsa oranından bu çıkmayabilir. Bu nedenle de bu öncülümüz, bu cümlemiz yanlıştır. Eksi koyuyorum. Dördüncü cümle, nüfusun ikiye katlanma süresi uzamaktadır. Bu da doğru. Nüfusun ikiye katlanma süresi ne hocam? Nüfusun ikiye katlanma süresi şu. 2021 TÜİK verilerine göre Türkiye'nin nüfus miktarı 84.6 milyon. Kabaca 85 milyon diyelim. 85 çarpı 2 yaptığımız zaman ne yapar? 170 milyon yapar. Türkiye nüfusu ne zaman 170 milyon olursa işte arada geçen o yıl Türkiye'de nüfusun ikiye katlanma süresi yılıdır. Diyelim ki şu anda 85 milyon nüfusumuz. Sallıyorum 2050 yılında Türkiye nüfusu 170 milyon oldu. O zaman 2050-2022 yaptığımız zaman kaç yapar hocam? 28 yapar. O zaman buradan şunu anlayacağız. Türkiye'de nüfusun ikiye katlanma süresi 28 yıldır. Buradan şunu diyeceksin. Nüfus artış hızı düşük olan ülkelerde nüfusun ikiye katlanma süresi uzundur. Örneğin Almanya, Fransa, İngiltere gibi Avrupa ülkelerinde doğum oranları düştüğü için, nüfus artış hızı düştüğü için nüfusun ikiye katlanma süresi uzundur. Pakistan, Afganistan, Hindistan, Afrika ülkeleri gibi doğum oranlarının yüksek olduğu, nüfus artışının yüksek olduğu ülkelerde ise nüfusun ikiye katlanma süresi daha kısadır. Burada şu 85 yılı bizim için kritik bir yıl. Bakın 85 yılı biraz önce bahsettiğim gibi genel itibariyle nüfus artış hızımızın azalmaya başladığı yıllardır. Bunun da bazı nedenleri vardı biliyorsunuz. Aile planlaması, kadınların çalışma hayatına daha fazla atılması, şehirleşme ve kentleşme hareketleri gibi. İşte bu gibi nedenlerle 85'ten sonra nüfus artış hızımızda bir azalma var. Bu durum Türkiye'de nüfusun ikiye katlanma süresini uzatır. O zaman ben buna da artı koyuyorum. Bu da doğru. Son cümle ortanca yani medyan yaş yükselmektedir. Bu da doğru hocam. Ben buna da artı koyuyorum. Ortanca yaş şudur. Bir ülkede nüfusu en küçük olan bireyden en yüksek olan bireye sıralandığında en ortada kalan bireyin yaşı ortanca yaştır. Doğum oranları düşen ya da nüfus artış hızı düşen ülkelerde nüfus yaşlanır. Nüfusun yaşlanması demek ortanca yaş. Yani medyan yaşında yükselmesi anlamına gelir. O zaman burada 4 tane artı 1 tane eksi olduğu için burada 4 tane maddemiz doğrudur diyoruz ve sorumuzun doğru cevabı olarak D şıkkını işaretliyoruz. Videodan memnun kaldıysan şayet lütfen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma.
Bu kanal yapılacağın en büyük iyilik bu videoyu beğenmek ve arkadaşlarına önermek olacaktır. Bir sonraki bir konu, bir soru başlığında görüşmek üzere. Hoşça kal.